Başka bir habere yetişirken teyzemiz bize el salladı ve yanına geldik. Hemen soruyoruz. Teyze, ekranları başında izleyenler için kendinizi tanıtır mısınız? Ben Leyla Kırca Veysoğlu. Hangi mahallede oturuyorsunuz? Hamidiye Mahallesi. Hamidiye Mahallesi'nde oturuyorum. Peki sorunumuz nedir? Sorunumuz çocuklar. Çok bunalımdalar. Çocuklar kitapları hep okumadan şeylere doldurdular, çöplere dolduruyorlar. Çocuklar ders çalışamıyorlar. Psikolojileri çok bozuk. Ne olacak bu çocukların hali bilmiyorum. Peki teyze, kısıtlamalar doğrultusunda eve kapanmalarıyla alakalı psikolojilerin bozulduğunu bahsettiniz. Evet. İnternete erişim sağlayıp sağlıklı bir şekilde ders görebiliyorlar mı? Hayır, çocukların kimisinin var, kimisinin yok. Nerede? Yok, yok. Çocuklara, her çocuğa bir bilgisayar lazım. Yok yavrum, öyle bir şey yok, zenginlik yok yani çocuk gibi. Oturan ailelerde kimisi işsiz, kimisi güçsüz. Televizyonun başına oturup da televizyondaki programları da izleyen yok. Anneleri kanalları geziyor böyle. Annelerin keyifleri oluyor. Çocuklar ders yapsa bile bir kenara itiliyor. Ciddi anlamda mağdur oluyorlar. İnternet bulunsa telefon yok, bilgisayar yok, derslere yok giremiyorlar. Yok yavrum, derslere giremiyorlar. Ondan sonra ben şeyde çalıştım. Mehmet Akif'te 2 sene hademelik yaptım. Çocuklara bazen soruyordum. Kızım, sen gelirken evde yemek yedin mi? Yok, annem uyanamadı. Niye? Televizyon seyrediyordu. Böyle çok aç okula gelen çocuklar var. Evvelden bizim zamanımızda şey vardı. Çocuklara süt dağıtılıyordu. Böyle fındık dağıtılıyordu, bisküvi, böyle şeyler dağıtılıyordu. Bir beslenme saati oluyordu. Çocuklara besleniyorlardı. Hele de o çocuklar, ya bizim çocukluğumuzda o süt saati geldiği zaman böyle sabırsızla bekliyorduk o süt saatini. Teknoloji hayatımıza girdikten sonra çocuklarda bozulmalar olduğundan bahsediyorsunuz değil evet, mi? Evet tabii, çocuklar süte alışkanlık olmaları lazımdı. Süt içme yok. Kola, cipsi, ondan sonra bunlar, çocuklar kantine giriyorlar. Yani böyle karın doyurucu bir şeyler almıyorlar çocuklar. Hep televizyonlarda görüyoruz. Cipsi, ondan sonra kakaolu şeyler, içecekler. Çocukların böyle nefsini kapartacak işte dönerler, pizzalar döndürüyorlar. Çocuklar ev yemeklerini bile yemiyorlar o televizyonda, onu böyle iştahlı gösterirken. Yani çocukların durumu çok vahim. Teyzeciğim, bir de şuna değindiniz. Anne babalar teknoloji hayatlarına girdikten sonra evet, eski anne babalar gibi çocuklarıyla ilgilenmiyorlar. Çocuklar da bununla alakalı psikolojileri mi bozuluyor? Evet, anne alıyor televizyonu, eline alıyor. Çocuk bir başka bir kanalı seyretse, anne çocuğa bir dayak atıyor, elinden kumandayı alıyor, kendi istediğini seyrediyor. Çocukların hali çok kötü. Biz de çocuklar olarak anne babalara seslenelim. Bizim elektronik eşyalara ihtiyacımız yok, sevgiye ihtiyacımız var. Ayrıca'dan de tekrar bıkmadan, usanmadan Milli Eğitim Bakanlığı'na seslenelim. Evet. Daha önce de seslenmiştik. Demiştik ki bir ailede 3 çocuk olduğunu varsayarsak, o aile hadi diyelim tableti buldu, hadi diyelim bilgisayarı buldu, İnternetin teminini nereden sağlayacak ki? Teknolojik aletleri bulamıyorlar, interneti de bulamıyorlar, uzaktan eğitim. Kızım, kütüphanelere taşımaları lazım, annelerin babaların ders çalışma ortamları hazırlamaları lazım. Yok böyle bir şey, evlerde yok. Keşke okullar açılsın. Okullar açılsın, küçük çocuklara el becerili bir şeyler yaptırılsın. Çocuklar akşama kadar top oynuyorlar, teyze canımızdan bıktık diyorlar vallahi çocuklar. Eve gidiyoruz, annemiz bağırıyor diyorlar. Sokakta oynuyoruz diyorlar. Sokakta araba çarpar oğlum seni diyorum. Burada oynamayın, münasip bir yerde oynayın. Yok teyze diyor, yok yer yok. Yer de yok. Mahallede mesela çocukların oynayacağı bir top alanı yok. Yani, her anlamda kısıtlandılar. Evet, her anlamda kısıtlandılar kızım. Yani bizim zamanımızda biz çocukları iyi yetiştirdik diyorum ben. Ben televizyonu kapatırdım.
televizyonu bozardım arkadan önden. Hadi oturun dersinizi çalışın. Onlarla beraber ders çalışırdım ben de. Kitap halinde böyle yok, annelerde böyle bir şey yok. Yok, hadi dershaneye gidiyorlar. Dershanede çocuk ne kaparsa. Oralarda zaten zerme zefil oluyor çocuk. Dershanelerde de zefil oluyor. Biz de diyoruz ki eski topraklar ne söylerse doğru söyler. Başka bir röportajda görüşmek üzere. Hoşça kalın.